Canlarım selam, ben Emre Hoca'nız. Kanalıma hoş geldiniz. Efsane Kitap Bilgi Sarmak, TYT Matematik Soru Bankası'nda 7. bölüm mutlak değer sayfa 111-112'deyiz. Hemen başlayalım. Mutlak değer 5 artı mutlak değer eksi 2 artı mutlak değer eksi 8 bölü mutlak değer eksi 2 eksi mutlak değer eksi 1 artı mutlak değer eksi 4 işleminin sonucu kaçtır? Şimdi canlarım mutlak değer 5 dediğin ifade 5'e eşit. Ondan sonra geldin artını yazdın. Mutlak değer eksi 2, 2'ye eşit. Sonra geldin yine artını yazdın. Mutlak değer eksi 8'de 8 de 8'e eşit. Geldin bölü çizgini koydun. Mutlak değer eksi 2 2'ye eşit. Mutlak değer eksi 1 dışarıya 1 diye çıkar ama önünde eksi olduğu için şurada eksi 1 oldu. Mutlak değer 4 de 4'tür ve önünde artı var. Buranın sonucu ne gelecek? 8, 10, 15. Üst taraf 15 geldi. Alt tarafta 5 geldi. Sonuçta 3 çıktı. Birinci sorumuzun cevabı C şıkkı gelir. Geçtik ikinci sorumuza. A sıfırdan küçük olduğuna göre mutlaka eksi mutlak 1 eksi A artı mutlak A eksi 3 ifadesinin eşiti aşağıdakilerden hangisidir? Önce size şöyle bir şey yazacağım. Diyelim ki benim önümde bir mutlak değerli ifade var. Buranın işareti artıysa siz bunu dışarıya aynen çıkaracaksınız. Buranın işareti diyelim ki eksi ise bu dışarıya eksi x diye çıkacak. Yani buradaki ifade önüne eksi alacak. Şöyle bir şey yazalım mesela. Diyelim ki x artı y var. Siz buranın işaretini eksi buldunuz. Bu dışarıya eksi x eksi y diye çıkacak. Ya da siz buranın işaretini şöyle eksi buldunuz. Bu sefer bu dışarıya eksi x artı y diye çıkacak. Anlaştık mı? Burası çok önemli. Şimdi hocam iyi de buranın hani nasıl böyle olabilir ki? Örnek verelim. Diyelim ki 2 eksi 5. Geldik. Buranın işareti ne çıktı? Eksi 3 çıktı. O zaman bu dışarıya eksi 2 artı 5 diye çıkıyor. Bakın topladığın zaman 3 geldi mi geldi. Buradaki mantık budur. Önemli midir? Çok önemlidir. Şimdi, a sıfırdan küçükse, o zaman buranın işareti bir kez eksi. Geldim buraya. A sıfırdan küçük, yani eksi. Bir eksi de burada var, artı. E, pozitif bir sayı ile pozitif bir sayının toplamı artı çıktı. Geldik buraya. A'nın kendisi sıfırdan küçük, eksi. Negatif bir sayıyla toplanırsa yine eksi olur. Şimdi, eksiler işaret değiştirecek. Yani artı a dışarıya eksi a diye çıkacak. Geldin şuradaki eksiyi yazdın. Burası artı ya dışarıya aynen çıkacak. 1 eksi a diye çıkacak. Burası önemli. Eksi dışarıya ne yapacak arkadaşlar? İşaret değiştirerek çıkacak. Yani eksi a artı 3 diye gelecek. E peki canlarım burayı düzenlersek. Eksi a. Eksiyi dağıttın. Eksi 1 artı a oldu. Burada artıyı dağıtırsan eksi a artı 3 oldu. Buradaki a'lar birbirini götürdü güzel insanlar. Eksi A artı 2 ile cevap geldi. Yani E şıkkı. Geçtik 3. sorumuza. Şimdi ikinci soruda anlattığım gibi detaylı bilgi burada da uygulayacağız hemen. A, B, C gerçek sayılarının sayı doğrusundaki yerleri aşağıdaki gibidir. O zaman en küçük sayı burada A, sonra 0, sonra B ve en sonunda C. Şimdi güzel insanlar dikkat edelim. Buna göre A eksi B'nin mutlak değeri, B artı C'nin mutlak değeri, A eksi C'nin mutlak değeri. Şimdi Hemen şöyle bir şey yazacağız. A sayısı normalde B'den küçük mü? Küçük. At bunu buraya. A eksi B ne gelir? Sıfırdan küçük. Demek ki buranın işareti bir kez eksiymiş. B ile C pozitif iki tane sayı. Toplamları her zaman pozitif gelir. A sayısı C'den de küçük. At C'yi bunun yanına. A eksi C ne gelecek canlarım? Tabii ki negatif gelecek. O zaman sıfırdan küçük çünkü. Burası da eksi geldi. Şimdi bakın eksiler dışarıya işaret değiştirerek çıkar. Bunu bir önceki soruda detaylı anlattım. Yani bu dışarıya eksi a artı b diye çıkacak. Eksi bununla sanki çarpıyormuşum gibi. Artı dışarıya aynen çıkacak. Burası b artı c oldu. Eksi parantezinde dikkat edin. Eksi olduğu için işaret değiştirecek. Yani eksi a artı c diye çıkacak. Burayı düzenlersek eksi a artı b artı b artı c. Sonra eksi ile attın artı a eksi c. Kimler birbirini götürdü canlarım? Tabii ki eksi a ile artı a. Artı c ile eksi c. Cevap da 2b gelir. Doğru cevabım b şıkkı oldu böylelikle güzel insanlar. Geçtik dördüncü sorumuza. A, B, C sıfırdan farklı gerçel sayılar olmak üzere. A bölü mutlaka artı mutlak 3B bölü B eksi C bölü mutlak C. işleminin sonucu aşağıdakilerden hangisi olamaz? Şimdi canlarım şöyle bir şey yazalım. A sayısı, B sayısı ve C sayısı şeklinde yazalım. Bunların hepsi pozitif olsaydı, hepsi pozitif olsa bu dışarıya aynen çıkacak. Yani şunun altı artı, burası artı, burası artı. Bu aynen çıkacak, bu aynen çıkacak, bu aynen çıkacak. Yani A bölü A gelecek, burası 3B bölü B gelecek ve eksi C bölü C gelecek. Gerekli sadeleştirmeleri yaparsan Burası 1 gelir. Burası 3 gelir. Burası eksi 1 gelir. Bir kez 3 sayısına ulaştık. Bu gitti. Şimdi burada canlarım bu artı olsa bu artı olsa bu eksi olsa. Yani şöyle bir şey olacak mı bu sefer? A bölü yine A gelecek aynı olduğu için. Sonra burası 3B bölü B gelecek. Dikkat bak burası C bölü. Burasının işaretini eksi yazdın ya. Eksi dışarıya eksi C diye çıkarıyor. Bu eksi eksiyi götürecek. Burası 1 artı 3 artı 1'den cevap 5 gelecek. O zaman 5 gelme ihtimalini de bulduk. Bak tekrar söylüyorum. Buraya sen eğer altına eksi yazarsan, c'nin işaretine eksi yazarsan bu dışarıya eksi c diye çıkar. Buradaki kilit bilgi bu. Sonra geldik hangi ihtimalimize? Burada bunun negatif, bunun negatif, bunun negatif olma durumuna bakalım bir. O zaman burası a bölü ne gelecek? Eksi a gelecek. Burası da eksi 3b bölü B gelecek. Dikkat bunun zaten negatif olduğunu biraz önce söylemiştim. C bölü eksi C gelecek. Şimdi canlarım burası sadeleşir eksi 1 gelir. Burası sadeleşir eksi 3 gelir. Burası sadeleşir artı 1 gelir. Eksi 3 değeri de ne yaptı? Böylelikle geldi. Son olarak şuradaki 1 değerini de şöyle bulacağız. Bunu eksi yapalım. Bunu hemen yine canlarım ne yapalım? Artı yapalım. Ve şuradaki ifade de artı olsun. O zaman ne olacak? Dikkat edin dışarıya aynen şöyle çıkacak. A eksi olduğu için A bölü eksi A gelecek. Bu artı olduğu için 3B bölü B gelecek. Eksi burası artı olduğu için o da C bölü C gelecek. Sadeleştirmeleri yapalım. Burası bu sefer eksi 1 olacak. Burası artı 3 olacak ve burası da eksi 1. Buradan da ne geldi canlarım? 1 geldi. C şıkkı da çıktı. O zaman eksi 4 olamaz güzel insanlar. Geçtik 5. sorumuza x y z birer gerçel sayı olmak üzere x eksi y eşittir eksi 4 y eksi z eşittir 6 eşitlikleri veriliyor. Buna göre işleminin sonucu kaçtır? Şimdi z eksi x'i bulmam lazım. Ne yapacağım o zaman? Bir taraf tarafa bir toplayayım. Taraf tarafa topladığın zaman y'ler birbirini götürdü. x eksi z kaldı. O da eşittir 2. x eksi z 2 ise z eksi x de nedir? Tabii ki eksi 2'dir. Ama biz şöyle bir şey biliyoruz zaten. Mutlak değer z eksi x ile mutlak değer x eksi z aynı şeylerdir. Niye? Örnek verirsek mesela burası 3 ise burası eksi 3'tür. Ama sonuç olarak mutlak değerleri aynıdır. O zaman canlarım ne yapacağız? Hemen geleceğiz. Buraya ne yazacağız? Mutlak değer eksi 2 yazacağız. Sonra geldik. Mutlak değer z eksiye o da eksi 6 ama bir şey değişmeyecek. Aynı şey. Mutlak değer x y burası da eksi 4. Hocam peki biz niye böyle ayrı ayrı yazdık? Mutlak değerde biliyorsunuz ki bölmeyi ayrı ayrı yazma hakkımız var. Yani mutlak a bölü mutlak b yazabilirsin. Bunu gönül rahatlığıyla yap gitsin. O zaman canlarım mutlak değer eksi 2 2. Önünde eksisi var. Mutlak değer eksi 6 6. Mutlak değer eksi 4 ile 4. O zaman buranın sonucu şurası 1 oldu. Ben bunu 4 ile genişlettim. 8 bölü 4 eksi 6 bölü 4. Yani 2 bölü 4'den sadeleşirse 1 bölü 2 gelir. Güzel insanlar cevap da A şıkkı. Geçtik 6. sorumuza. B sıfırdan farklı olmak üzere. Mutlak değer A eksi 2B ifadesinin en küçük değeri için 3 artı B bölü A eksi B oranı kaçtır? Yine size şöyle bir örnek vereyim. Mesela diyelim ki mutlak değer x eksi 2. Bunu en küçük yapan değer içini sıfır yapan değerdir. Mesela bunun içine sıfır yapan değer kaç? Tabii ki 2. 2 dışında ne yazarsan yaz bu ifade büyür. Örnek verelim. Mesela x yerine eksi 100 yazalım. x yerine eksi 100 yazdığın zaman ne oldu? Eksi 102 yaptı ama dışarıya pozitif çıktığı için 102 bak. Sıfır mı? Mesela x yerine 2 yazdığın zaman hani sıfır geliyor ya. Sıfır mı küçük? 102 mi küçük? Tabii ki sıfır daha küçük. Buradan çıkan sonuç şu. Tekli bir mutlak değerin en küçük olması için içini sıfıra eşitleyeceksin. O zaman a eksi 2b'yi sıfıra eşitlediğin zaman a buradan ne gelir? Tabii ki 2b gelir güzel insanlar. a gördüğün yere ne yazacaksın? 2b yazacaksın. a gördüğün yere 2b yazacaksın. Ve işlemi bitireceksin. 3 çarpı 2b artı b bölü 2b eksi b. Canlarım burası 7 tane b yapar. b'ye bölersek bunlar birbirini götürür. Cevapta kaç gelir? 7 gelir güzel insanlar. Geçtik. Yedinci sorumuza. X bir gerçel sayısı için ifadesini alabileceği en küçük değer kaçtır? Mutlak değerli bir tane olsun, iki tane olsun, üç tane olsun fark etmiyor. En küçük değerini bulmak istiyorsanız bu ifadelerin işlerini sıfıra eşitleyeceksiniz. Birinci ifadeyi sıfıra eşitlersek 2x 1 eşittir 0. 2x buradan 1, x buradan kaç gelir? 1 bölü 2. Burayı sıfıra eşitlersek 3x 4 eşittir 0. 3x eşittir buradan 4. x buradan 4 bölü 3. Şimdi x eşittir 1 bölü 2 yerine yazalım. 1 bölü 2 yerine yazarsan zaten birinci ifade 0 gelecek. Burası 3 çarpı 1 bölü 2 eksi 4 geldi. Burada ne çıkar canlarım? 3 bölü 2 eksi 4 gelir. 2 çarpı 4 8 ama eksi 8. Artı 3 ile toplarsan eksi 5 bölü 2 dışarı ne diye çıktı? 5 bölü 2 geldi. Şimdi geldik 4 bölü 3'ü yazıyoruz güzel insanlar. 4 bölü 3'ü buraya yazarsam bu sefer ikinci sıfır geliyordu. Hemen 2 çarpı 4 bölü 3 eksi 1 yazdık. Burası ne geldi? Tabii ki 8 bölü 3 eksi 1. Sonuç olarak burası 3 çarpı 1, 3. 8'den çıkartırsak 5 bölü 3 oldu. Burası da sonuç olarak 5 bölü 3. Peki bu mu küçük bu mu küçük? Tabii ki 5 bölü 3 daha küçüktür. O zaman cevabımız B şıkkı geldi. Güzel insanlar. Eğer ki size bir şey söyleyeyim. Bu 2x 3x değil de burada 2x olsaydı bunları hiç yapmana gerek yoktu. Aynı sayılar çıkacaktı burada. Buradaki katsayılar farklıysa mecburen sonuçlar da farklı gelir unutmayın. Geçtik 8. sorumuza. Burada ne var arkadaşlar? x1 tam sayı ve eksi 8 küçüktür x küçüktür 6 olmak üzere mutlak değer 3x eksi 10 ifadesini alabileceği en büyük değer ile en küçük değerin toplamı. Tam sayı dediği için ne yapacağız? Değer vereceğiz. Burada x yerine ne yazalım? Eksi 7'yi bir yazalım. X yerine eksi 7 yazarsan burası eksi 3 çarpı 7 eksi 10 yapar. Burası eksi 21 eksi 10. Sonuç olarak mutlak değer eksi 31'den kaç gelir? 31 gelir. Şimdi buraya bir de 5 yazdığımızı düşünelim. 5 yazarsak da burası ne olacak bu sefer? İfadeyi yine büyütmüş olursun. Sen burada ne yapacaksın? Uyanıklık yapacaksın. Bu ifadenin alabileceği en küçük değerde şuranın içini sıfır yapan değere biz bakıyorduk ya. Bunun içini sıfır yapan değer ne olur? 10 bölü 3 olur. 10 bölü 3'e yakın olan sayıları vereceksin. 1, 3'ü vereceksin. 2, 4'ü vereceksin. Çoğu kişi hemen gelip buradaki 5'i yazar. Ondan sonra mayın tarlasındaki mayına basar ve patlar. 3 verirsen burası mutlak değer ne olur? Eksi 1 olur. Oranın sonucu 1 geldi. 4 verirsem burası 2 olur. Buranın sonucu 2 geldi. En küçük değer kaçmış? 1'miş. O zaman bunların ikisinin toplamı 31 artı 1'den cevapta 32 yani C şıkkı geldi. Şimdi şöyle bir yol yapabilirsiniz ama ben o yolu istemiyorum. Burada mesela 3 x 10u onu bulup ondan sonra onun mutlak değerini almak ama orada işte gerçel sayılarda biz aralık oluştururuz. Burada tam sayı dediği için mecburen değeri direkt verip geçeceksiniz. Geçtik 9. sorumuza. Hemen ne diyor? Denkleminin çözüm kümesi aşağıdakilerden hangisidir? Ben ne yapacağım? Mutlak değerli bir ifadeyle karşılaştığım zaman eğer sonuç pozitifse hemen şu işlemi yapıyorum. 2x artı 3'ü bir bunun artılısı 7'ye bir de 2x artı 3'ü bunun eksilisi eksi 7'ye. Bakın mutlak değer 7 7'ye eşittir. Mutlak değer eksi 7, 7'ye eşittir. Buradan aslında çok güzel bir şey çıkıyor. Mutlak değerin içi pozitif de olabilir, negatif de olabilir. Ama sonucu hiçbir zaman negatif olmaz. Her şekilde pozitif olur. Ben o yüzden bunun içini bir 7'ye eşitledim. İçini bir de eksi 7'ye eşitledim. Burayı çözersek 2x eşittir. Buradan 4 gelir. Artı 3, eksi 3 diye geçti. x buradan 4 bölü 2'den 2 çıktı. 2x buradan eksi 7, eksi 3 yazdık. 2x eşittir eksi 10 x eşittir her zaman şuradan eksi 5 geldi. Peki biz iki tane değer bulduk. Bunları ne yapacağız? Küme parantezinde yazacağız. Önce küçük olan sayı eksi 5 sonra büyük olan sayı 2. Çözüm kümemiz o zaman eksi 5'e 2 yani değişiklik çıktı. Güzel insanlar. Geçtik 10. sorumuza. Burada ne var arkadaşlar? Mutlak değer x artı 3 eşittir 2 mutlak değer x artı 4 eşittir 3, mutlak değer x artı 2 eşittir 0 şeklinde verilen denklemlerden hangilerinin çözüm kümesi en çok bir elemanlıdır? Şimdi en çok bir elemanlı diyorsa bir küme ya boş kümeden oluşacak ya da şöyle oluşacak tamam mı? Bir elemanlı diyorsa bu. En çokun anlamı bu. Mesela bugün sınıfa en çok 10 kişi geldi. O zaman en çok 10 kişi geldi diyorsa 9 kişi de gelmiş olabilir, 8 kişi de gelmiş olabilir, 7 de gelmiş olabilir, hiç gelmemiş de olabilir. Yani 0 kişi de gelmiş olabilir. İşte bu 0'ın anlamı kümelerde neydi? Boş kümeydi. Şimdi canlarım biz ne yapacağız? O zaman önce birinci öncüle bir bakacağız. Mutlak değer x artı 3 eşittir 2 yazdım. Gerisi x artı 3'ü bir kime eşitleyeceğim? 2'ye. x artı 3'ü bir de kime eşitleyeceğim? Tabii ki eksi 2'ye. X buradan eksi 1 geldi. X buradan eksi 5 geldi. E demek ki bunun çözüm kümesi ne oldu canlarım? Eksi 5'e eksi 1. Yani iki elemandan oluştu. Ben tek elemandan oluşsun istiyordum. Ya da boş, küme oluştu, boş kümeden oluşsun istiyordum. O yüzden 1 gitti. Şimdi geldim 2'ye. Hemen 2'yi şurada yazayım canlarım size. Mutlak değer x artı 4 eşittir 3. 4'ü karşıya attım. Mutlak değer x buradan kaç geldi? Eksi 1 mutlak değerin sonucu hiçbir zaman negatif olamaz. Olamayacağı için de bunun çözüm kümesi ne olur canlarım? Tabii ki boş küme. Bu benim aradığım şey işte. Geçtik üçüncüye. Üçüncüde ne var güzel insanlar? Burada da bizim bildiğimiz bir özellik var aslında. Mutlak değerin sonucu sıfırsa bunu zaten sadece içini sıfır yapan değer yapar. O zaman bunun kümesi ise sadece eksi 2. İşte bizim aradığımız şey 2 ve 3 aslında doğru cevap. E şıkkı geldi. Güzel insanlar. Geçtik 11. sorumuza. Denkleminin çözüm kümesi aşağıdakilerden hangisidir? Bu tarz sorularda arkadaşlar denklemler varsa mutlak değerli en dıştaki mutlak değerden başlayıp en içe doğru gideriz. Kural her zaman budur bak. Denklem sorularında hep böyle yaparız. Ama normal size bir ifade verseydi bu sefer en içten başlayıp mesela şöyle olsaydı mutlak değer x artı 2 eksi 5 Mesela burada x küçüktür diyelim ki eksi 2 yazsaydı siz bu sefer en içten başlayıp dışa doğru çıkacaktınız. Burada mantık bu ama bir denklem verilmişse dıştan başlayıp içe doğru gideceksiniz. Birincisi şöyle bir şey yazacağız mutlak değer bir daha mutlak değer x artı 2 eksi 5 eşittir 8 diyeceğiz. Şuradaki en dıştaki mutlak değerleri kaldıracağız ama kaldırırken ne yapacağız? İçerideki ifadeyi yani mutlak değer x artı 2 eksi 5'i 1 8'e eşitleyeceğiz. Bir de bu ifadeyi kime eşitleyeceğiz canlarım? Tabii ki eksi 8'e eşitleyeceğiz. Buradan sonra şöyle devam edeceğiz. Mutlak değer x artı 2 kime eşit oldu canlarım? Tabii ki buradaki 13'e eşit oldu. Burada ne oldu? Mutlak değer x artı 2 eşittir eksi 3. Önce şuraya bir bakalım. Mutlak değerin sonucu hiçbir zaman negatif gelmez. O yüzden buranın çözüm kümesi eşittir boş kümedir. Bura gittim. Sonra geldim buraya. Burayı ne yapacaksın o zaman? X artı 2 bir 13'e eşitleyeceksin. X artı 2 bir de kime eşitleyeceğiz? Tabii ki eksi 13'e. X buradan 11 gelir. X buradan eksi 15 geldi. O zaman benim çözüm kümem ne gelecek? Eksi 15'e 11 çıkar. Güzel insanlar. Cevap da C şıkkı geldi canlarım. Geçtik 12. sorumuza. Hemen size bir özellik hatırlatacağım. Unutmayın mutlak değer x eksi y ile mutlak değer y eksi x birbirine eşittir. Bu birincisi. İkincisi a çarpı mutlak değer x burada a bir reel sayı. Pozitif olabilir, negatif olabilir. Bunun bir önemi yok. Buradaki a'yı dışarıya şöyle mutlaka çarpı mutlak x şeklinde yazabilirsin. Mesela mutlak değer eksi 3x. Burası direkt dışarı 3 tane mutlak x olarak aktarıldı. Mutlak değer eksi 4x. Bunu dışarıya direkt 4 tane mutlak değer x diye aktarabilirsin. Mutlak değer 5x. Bunun anlamı 5 tane mutlak x diye yazabilirsin. Buradaki mantık her zaman budur canlarım. Bunu adınız gibi bileceksiniz. O zaman gelin şuraya yazalım. Mutlak x'ini yazdım. Bu dışarıya yine mutlak x diye çıktı. ...eksi 1'i dışarıya artı 1 diye koyduk... ...burası 4 tane mutlak x oldu... ...eksi 2 dışarıya artı diye çıktı ama... ...bu önündeki eksiden dolayı burası 2 tane mutlak x ama... ...eksi 2 tane mutlak x oldu... ...eşittir 24... ...gerisi 1, 2, iki, eksi 2 ile gitti... ...4 tane mutlak x eşittir buradan 24... ...mutlak x eşittir buradan 6... ...x 1 6'ya eşit olacak... ...x 1 de eksi 6'ya eşit olacak... Çarpımlarda eksi 36 gelir canlarım. Geçtik 13. sorumuza. Yukarıda verilen haritada Türkiye'nin 5 farklı ilinde belirli bir gündeki en yüksek ve en düşük sıcaklıkların santigrat cinsinden eşiti verilmiştir. Örneğin İzmir'deki en yüksek sıcaklık 4 santigrat en düşük sıcaklık 1 santigrattır. Buna göre bu 5 ilden hangisinin belirtilen gündeki en yüksek ve en düşük sıcaklıkları arasındaki farkın mutlak değeri en fazladır. O zaman biz ne yapacağız? Hemen şuradan başlayalım. Burası mutlak değer 2 eksi eksi 2. Ne gelecek canları? Mutlak değer 4. Sonuç 4 geldi. Buraya baktığın zaman mutlak değer 6 eksi eksi 4. O zaman burası 6 artı 4'ten kaç geldi? 10 geldi. Canların burası mutlak değer eksi 3 eksi eksi 10. Burası mutlak değer 7. 7 çıktı. Cevabımız Trabzon ama bakalım biz yine de. Mutlak değer eksi 2 eksi 5. Buradan ne gelecek canları mutlak değer 3, 3 geldi. Ve burası da zaten 4 eksi direkt 3 geldi. En yüksek neredeymiş? Trabzon E şıkkındaymış güzel insanlar. Geçtik 14. sorumuza hemen sorumuzu okuyalım. Örnek diyor ki mutlak değer 2x 8 eşittir a eşitliğini sağlayan x gerçek sayıların alabileceği değerlerin toplamı kaçtır? Mutlak değer konusunu işleyen Cemal öğretmen tahta yukarıdaki gibi bir soru yazıp öğrencilerinden bu soruyu cevaplamalarını istemiştir. Ayşe, Berna, Ceyda adlı öğrencilerin bu soruya verdikleri cevaplar aşağıdaki gibidir. A küçük 0 ise bu denklemin çözüm kümesi boş küme olur. Evet doğru ve boş küme olduğu için de buradaki ifadelerin toplamları çıkmaz. Yani şöyle düşünün mutlak değer diyelim ki 2x 8'i siz geldiniz Eksi 3'e eşitlediniz. Eksi 3'e eşitlerseniz burada ne yapar? Bu ifadenin çözüm kümesi direkt boş küme olur. E boş küme olan bir şeyin de x'in alacağı değerlerin toplamı olmayacağına göre burada Ayşe doğru söylemiş. A eşittir 0 ise geldik. Mutlak değer 2x eksi 8 eşittir 4. Pardon 0 ise e bunu 0 yapan sadece 4'tür. E o zaman bu sorunun cevabı ne gelir? X değerlerinin toplamı 4 olur. Bu doğru. Son olarak geldik şuraya. A büyük 0 ise sorunun cevabı 8 olur. Bu çok güzel bir şey. Ben size burada bir pratik bilgi vereceğim. Mutlak değer 2x-8 eşittir 10 diyelim. 15 diyelim. 20 diyelim. Hiçbir önemi yok. Buradaki x değerlerinin toplamını sormuşsa sana buranın içini 0 yapan değer kaç? 4. Bunun 2 katıdır. İçini sıfır yapan değerin iki katıdır. Yani 8. O zaman cevabı 8 olur. Evet bu da doğru. O zaman 3 öğrenci de doğru cevap vermiş. Şu üçüncü öncülü biraz açmak istiyorum size. Mesela diyelim ki mutlak değer x eksi 4 eşittir 10. Buradaki x değerlerinin toplamı nedir? Sen ne yapıyorsun? Hemen x eksi 4'ü bir 10'a eşitliyorsun. Bir de x eksi 4'ü eksi 10'a eşitliyorsun. x buradan 14 geldi. x buradan eksi 6 geldi. Topladığın zaman da 8 çıktı. Ben ise size şunu söylüyorum. İçini 0 yapan değerin yani içini 0 yapan değer kim? 4. Bunun 2 katı. Cevap zaman ne geliyor? Direkt 8. Bak biz de burada zaten 8'i bulduk. Ama pratik yoldan yaparsanız sizin için daha iyi olur. Böylelikle testimiz bitti canlarım. Bir sonraki teste görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Seviliyorsunuz güzel insanlar.